de biraz önce sizi buraya şeyle almadık. Kusurumuza bakmayın. Bizim de bu konudan bilgimiz yoktu. Son anda Sayın Valimin ve Belediye Başkanımızın şeyleriyle bu misafirler geldi. Biz sadece bugün basınımızla beraber olmayacaktık. Bizim prensibimiz de buydu bugün için. Ancak dediğim gibi işte son anda gelişen olaylar bu duruma getirdi. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Allah razı olsun hepinizden de. 2009 yılının 22 Mart'ında bir trafik kazası olayı yaşadık. O günden bu zamana kadar da ocak yakmadık. Ancak Çankırı'nın üzerimize yüklemiş olduğu misyonu devam ettirebilmek adına yapmış olduğumuz gösteri programlarımızı, burada icra etmiş olduğumuz ziyaret programlarımızı devam ettirdik. Geçen hafta Balıkesir'deydik. Çankırıların düzenlemiş olduğu bir yaren gecesi vardı. Hep beraber arkadaşlarımızla oraya intikal ettik. Orada çok güzel bir gece yaşadık. Bütün Balıkesir'de yaşayan Çankırıların da Çankırı'daki dostlarımıza bizler aracılığıyla göndermiş olduğu selamları var. Onları da iletiyoruz sizler aracılığıyla. Önümüzdeki hafta Allah nasip eder ise Anadolu TV'de canlı yayınlanmak üzere Salon Avrasya diye bir büyük bir salonda Sultan Gazi'de bir programımız olacak. Ayın 10'unda önümüzdeki hafta cumartesi gecesi bir yaren gecemiz olacak. Çankırılar gecesi olacak orada da. Basın aracılığıyla da bunun da haberini vermiş olalım sizlere. Buyurun başkanım. Geldim. Yaren ocağına ilk kabulde ne gerekli? Öyle diyeyim. Yani ne olması lazım? Ya ben bu ocakta yer almak istiyorum şahsen. Evet. Yani bunu gençlerimiz için de soruyorum. Yani benim oğlum da istiyor. Benim arkadaşlarım, çocuklarım da istiyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu dileğiniz ve temenniniz gerçekleşmiş olur. Yaren meclisinde biliyorsunuz yaren meclisleri de bir tarikat gibidir. İnsanlar meşrebine uymayan insanlarla bir arada olmak istemezler. Kendi arkadaş ortamlarından tanıdıkları, bildikleri, aynı yaş grubundan veyahut da farklı yaş gruplarından üç neslin bir araya gelebildiği gruplar oluşturarak bugünlere gelir. İlk seçilirken de tabii ki ilahi devlet dairesinde memur olabilmek için işte Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmak gibi kaideleri yok. Sadece ahlakiyle, maneviyatıyla, yaşantısıyla düzgün bir insan olabilmesi bu meclisler içerisinde yer alması için yeterli bir nedendir. Verelim de aldılar aşağıya. Aldılar abi, bir oyunu. Yıldırım var, su aldılar. Çavuş. Keşke yok. Hayırdır, ne yapıyorsun buralarda? Ya ben iflas et. İflas mı ettin? Ya. Dövüştü önce bir dolu adam gelmiş. Gelmez. Ben buraya, şimdi buraya gelenleri gördüm. Çok paralı adamlar gelmiş. Ben buraya bir dükkan açacağım. Aç bakalım, bak hem müşteriler var burada. Müsaade ediyor musunuz? Var, var tabii. Mesela herhangi bir, ne açalım? Kamera lazım. Dur, ne açalım buraya? Bu gazeteci şimdi. Gazeteci dükkanı açalım, matbaa açalım. Tamam, hadi matbaa açalım. Matbaaya ne lazım olur? Matbaaya reklam lazım olur işte. Reklam lazım. Hep beraber diyoruz, lazım. Lazım. Başka ne lazım? Kağıt lazım. Başka ne lazım yarına? Başka ne lazım? Eleman da lazım. Lazım. Başka ne lazım yarına? Makas lazım. Lazım. Başka ne lazım telefoncu şeye, matbaalara? Bilgisayar lazım. O da lazım. Lazım. Başka ne lazım olsun? Kalem de lazım bunu yazmaya. Lazım. Başka ne lazım yarına? Bastırılan makine ne diyorlar? Basın makinesi. O da lazım. Lazım. Fotoğraf makinesi de lazım. O da lazım. Başka? Kamera da lazım. O da lazım. Kameradan değil. Kamera söyledim. Masa da lazım o zaman. O da lazım. Lazım. Buyurun yanına. Perde de lazım. O da lazım. Güneş girmesin, matbaayı bozmasın. Başka ne lazım? Aydın gir ne yapıyorsun? Ne lazım dedin? Bir de ne lazım olsun? Fotoğrafı gösterdi mi? Değil. Kamera lazım. Lazım. Yeni aldık da.